Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Nevevi'nin Tibyan eserlerini okuyatken edik. Kur'an hamile ve Kur'an-ı Kerim'ni tilavetinin fazileti doğrusunda ders bo'lyapti. Allah Teala bu kişinin ilimlerinden, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan nakıl kılınırken ilimlerden hemimizge menfaat versin, amelige müyesser kılsın. İlimnin menfaati kişinin islah kılışı bilen, özgarışı bilen yüzüge çıkar. Kişi eğer bilgen nersesi bilen özgarsa, menfaati şu bulur. Yakşilikki özgarsa elbette. Kişi eğer özgarmasa, eşitip kete uğradıken olsa, demek ki ilmin menfaatsiz buladı. O ilim kişinin ziyanıge hüccet buladı kıyamet. Allah onu asrasın. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudriyi radıyallahu anhu, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, yekulu subhanahu ve teala, men şagalahul Kur'anu ve zikri, an mes'eleti a'taytuhu afdala ma u'ti s-sailin. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب أبو سعيد خدري مالك بن سنان يعني رضي الله عنه دان روايات قلنا ذكي نبي صلى الله عليه وسلم ديدلر الله سبحانه وتعالى شن ديديد كمنيكي قرآن ومنين ذكرم Menden soruşdan meşgul kılıp koysa, men onge soruşçularga beredigenimnin efzalini beremem. Allah'ın kelamının fazli artıqligi başka kelamlarga nisbeten Allah'ın mahlukatları üstüdeki fazli artıqligi kebidir. Dediler İmam-ı Tirmizi rivayeti o kişi Hasan ve Garib de tariflegenler bu hadisini yani senedi meşhur mes degeni Hasan degeni yani amelge alınad degen hulasası yani Ebu Sa'id Hudri'den rivayet kılınken bu hadis şerifte raziyallahu anhu Allah subhanahu ve ta'ala etedi ki bu hadisi kudsi bulad demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın namıdan etilgeni uçun kimli ki Kur'an ve menin zikrim Allah ta'ala'nın tamamından hitap bulayken uçun hadisi kudsi bulad Kimniki Kur'an ve mening zikrim menden soruşdan band qilsa, ya'ni menden soruşga oshinmay qolsa, Kur'an bilan meni zikrim bilan band bo'lib. Bu yerda kimki deb aytilishidan har qanday kimsa o'z ichiga olinadi. Har qanday kimsa, erkakmi, ayolmi, kattami, kichikmi, lekin iroda qilinayotgan ma'no musulmonlar. Musulmon bo'lmagan odam emas, musulmon kishilar chunki Ajr-u savob musulmonlarga va'da qilinadi chunki ular iymon keltirgan bo'ladi. Ishonmagan odamga va'da qilinmaydi. Demak, kimikidan murod qaysi bir musulmonki degani. Uni Qur'oni Karim mashg'ul qilsa va mening zikrim. Qur'oni Karimni mashg'ul qilishi turlicha bo'lishi mumkin. Qur'oni Karimni lafzini o'qish bilan, yodlash bilan kalimalarni yoki oyatlarni yoki uni tafsirini o'qish bilan Yani ki onge dair birer ilim bilen, şugulleniş bilen. Ya ki Kur'an-ı Kerim'de tetkikat utkeziş bilen. Kur'an-ı Kerim'ge taallukli bağlanış bilen kimi ki meşgul bu kese. Kur'an onu meşgul koygen bu kese. Bu yada Kur'an-ı Kerim'ge nisbet birliyepti meşgul kılışını. Yani kim Kur'an bilen şugullense deme yaptı. Men işteğale bil Kur'anmez. Kur'an bilen şugullensemez. Kur'an onu band qilsa. Bu degani bu yerda ma'no shuki Qur'oni Karim unga hukmron bo'lib qoladi degan. Qur'onni muhabbati, Qur'oni Karimni muhabbati va unga bo'lgan bog'liqlik bandadagi uni band qilib qo'yadi. Nima bilan band qiladi? Qur'on o'zi bilan band qilib qo'yadi. Turli suratda, turli ko'rinishlarda, yuqorida aytganimizni yodlash bilanmi, takrorlash bilanmi, dars olish bilanmi Qur'ondan, Qur'ondan dars berish bilanmi, qaysi biri bo'lsa bo'lsin. Ve mening zikrim. Ya ki mening zikrim demeyebdi. Belki ve mening zikrim. Demek
Qur'oni Karim bilan band bo'lishdan murod Alloh subhanahu va taologa bog'lanish bilan band bo'lish ekan. Zikr bilan band bo'lish ekan. Ya'ni bir kishi masalan Qur'onni o'rganishi mumkin, iymonsiz odamlar. O'rganadiganlar bor, yaxshi tadqiqot qilishadi. Ularga bu odat yo'q. Bu Qur'on Allohni zikr qilish uchun, Allohni eslash uchun, Alloh subhanahu va taologa bog'lanish uchun shu yuzadan Qur'oni Karim bilan mashg'ul bo'lgan kishilarga va'da qilinyapti. Qur'on band qiladi degani mushaf emas, balki Qur'onni o'zi bilan shug'ullanish. Ha? Umid qilamizki, masalan bir kishi Qur'onni yozish bilan yoki Qur'oni Karimni chop qilish bilan band bo'lsa, Qur'onga bo'lgan muhabbatdan u ham shunga kirsa ajab emas inshaalloh. Lekin bu yerda asosiy narsa Qur'oni Karimni o'qish, o'rganish nazarda tutilgan. Va mening zikrim band qilib qo'ysa, shu qadarki mendan bir narsani yoki o'zini hojatlarini so'rashga oshinmay qolsa. Mutlaqo so'ramaydi degani emas. So'raydi. Lekin zikri ko'p bo'ladi. Talabidan ibodati ko'p bo'ladi. Bu yerda shu nuqtani bilamizki, u banda umuman so'ramaydi degani emas. U banda so'rashni o'rniga ham zikr qiladi degan. Ya'ni masalan, siz bir kunda bir soat duo qilib so'ramoqchisiz. Allohdan talablaringiz. Bir soat so'ramoqchisiz. Shuni mayli 15 minutini so'rab, 45 minutida agar band bo'lsangiz, Qur'on bilan, zikr bilan, yoki yarim soatida so'rab, yarim soatida band bo'lsangiz, Qur'on bilan, zikr bilan, o'sha keyingi Qur'on bilan, zikr bilan band bo'lgan paytingizdagi atosi so'raganingizdagi atodan yaxshi bo'ladi. Unga dedi Alloh subhanahu va taolo so'rovchilarga berganimni afzalini beraman. Agar inson o'zini hojatlarini so'rasa, ehtiyojini so'rasa yoki istaklarini, orzularini so'rasa, tugaydi. Masalan, 5 minut bo'ladi, 10 minut bo'ladi, yarim soat bo'ladi, tugaydi. Lekin Alloh taolo u so'ramoqchi bo'lganlarini afzalini beraman demadi. Yo'inki unga kerak bo'lgan narsalarning afzalini beraman emas. So'rayotganlar bor Allohdan boshqa million milliard. O'sha so'rayotganlarga beradiganimni afzalini bunga beraman. O degani siz esingizga kelmagan narsalar bo'ladi. O'zingizga ehtiyojingiz bo'ladi yoki ehtiyojingiz bo'lmasa ham esingizga kelmagan narsalar bo'ladi. Ana bu narsalarni boshqalar so'rayotgan bo'ladi. Masalan, siz ilm so'raysiz. Ikkinchi odam ilmda barakani so'rayotgan bo'ladi. Siz esingizga kelmagan bo'ladi, siz menga ilm ber, ilm ber deyotgan bo'lasiz. Yoki masalan, mani zehnim past bo'ladi. Men bor g'amim zehnimni ochkin, zehnimni ochkin, zehnimni ochkin bo'ladi. Lekin boshqalar, masalan, zehni borlar ham so'rayapti-ku. Ular zehnni ustiga so'rayotgan narsalar bor. Yo'ki men masalan qarzga botganman. Qarzimdan najot ber, qarzimdan najot ber deb so'rayman. Lekin qarzi yo'q, boshqalarni qarz qilib qo'ygan boylar bor. Ularda ham so'rovlari bor. Ularningki qarzdan boshqa narsalar, undan katta narsalar. Ana bularni hamma so'rayotgan, Allohdan so'rayotganlarga berilayotganini afzalini so'rashni o'rniga zikr bilan, Qur'on bilan band bo'lgan kishiga Alloh o'zi berib qo'yadi. Bu nima uchun shunday desa, hikmatlari bor. Bitta hikmatini hadis sharifda davomida o'qitiladi. Nimaga desa, Allohning kalomining fazli, afzalligi, ortiqligi boshqa kalomlarga nisbatan. Allohning mahluqotlar yaratilmishlari ustidan ortiqligi, ulug'ligi kabidir. Alloh subhanahu va taolo bilan mahluqni o'rtasi solishtirilmaydi ulug'likda hech qachon. Qiyos qilinadigan ulug'lik emas. O'shunaqangi beqiyos ulug'lik, nisbat berib bo'lmaydigan darajadagi beqiyos ulug'lik bor xoliq bilan mahluqni o'rtasida. Xoliq shunday ulug'. Kalomining ulug'ligi ham boshqa kalomlardan shunday. Bu nimaga ishora beradi? Siz duo qilib so'rasangiz bir narsani Allohdan, u sizni kalomingiz bo'ladi, sizni gapingiz bo'ladi. Ammo tilovat qilsangiz Alloh subhanahu va taoloning kalomini lafz talaffuz qilayotgan bo'lasiz. Demak, sizni duoyingizdan tilovat afzal. Albatta o'zingiz uchun. Shuningdek, bu yerda yana bir nuqta. Bu hadisning bu ikkinchi qismi, birinchi qismidagi zikrdan murod ham tilovat ekanini ko'rsatadi. Qur'on va zikrim. Qur'on va zikrimni ikkovsini jamlagani Alloh taolo Qur'onni zikr uchun o'qish degan.
qalbni hozirligi bilan o'qish degan. Allohni eslab o'qish degan. O'shuni taqozo qiladi. Chunki g'ofillik bilan o'qilgan tilovatga unday maqom bo'lmaydi. Yo'ki masalan bittasi dadasi Qur'on tugatasan, o'qiysan, yodlaysan, keyin chiqasan. Bo'lmasam shu yerda qolasan dedi bittasiga. Shu yodlab o'qib qutulsam bir dadam aytganini qilib qo'ygan bo'lamanmi deb o'qiyapti. Zikr uchun emas. Unga bu maqom yo'q. Bu Alloh taologa bo'lgan muhabbatdan Allohni yaxshi ko'rib, kalomini o'qib, uni eslash uchun o'qigan kishida bo'ladi bu daraja. O'qib qutulish uchun, aytib berib qutulish uchun o'qiyotgan odamga bu daraja bo'lmaydi. Bu yana bir ma'noni bildiradiki, uni mashg'ul qilib qo'ysa Qur'on va mana zikrim. U Qur'on bilan shug'ullansa emas, Qur'on bilan zikrim uni mashg'ul qilib qo'ysa, band qilib qo'ysa. Inson odatda bandligi, mashg'ulligi go'yanki unga tashqaridan bo'ladi. Go'yanki unga kuch bilan o'tkaziladi odatda bandlik. Band bo'lib ketasiz odatda, siz bekorchilikni ishga almashtirish uchun band bo'lmaysiz. Bir zaruratdan band bo'lasiz. Bu degani Qur'oni Karimning muhabbati unga o'rnaydi, Qur'oni Karimga shunga bog'lanib qoladi degan. Qur'oni Karim uni qalbiga hukm bilan olib qoladi. Uni band qilib qo'yadi. Bu muhabbatni bildiradi. O'shaning uchun Alloh taolo unga so'ramasidan turib beradi. Ha? Kimiki Qur'on o'qib turib so'rasa beraman desa ham bo'lardi, yo'q. So'rashni o'rniga ham Qur'on bilan band bo'lib qoldi u kishi. Shuning uchun unga so'ramasidan turib so'rab yotganlarga beradiganini afzalini beradi. Lekin uni shartlari topilishi kerak. Qur'oni Karim ibodat, ubudiyat, zikr ruhida tilovat qilinishi kerak. Shuning uchun Qur'oni Karimni tilovatida 3 ta bosqich bo'ladi. 3 xil taomil bor Qur'oni Karimni tilovatida. Birinchisi yodlash, yodda tutish. Bu odatda talib ilmlarda bo'ladi. Qur'oni Karimni yodlaydi, yodlab topshirish uchun va uni takror qiladi esdan chiqarmaslik uchun. Bu 1-daraja. Bu ham yaxshi, savob, ulug' ish. Lekin undan yuqorisi bor. 2-daraja zikr uchun, wird uchun o'qish. Kishi wird uchun o'qiydi. Masalan, kuniga 1 pora, 5 pora, 10 pora vazifa qilib olishi mumkin. Undan murod esdan chiqarmaslik emas, yo'inki yodlash emas, balki Alloh subhanahu va taoloni zikr qilish, Allohga bog'lanish wird bu. Kunlik vazifa. 3-daraja o'qish tadabbur uchun o'qish. Qur'oni Karimning oyatlarini ortidagi ma'nolarini kashf qilish uchun o'qish, so'z tushunish uchun emas. Alhamdulillahi robbil alamin Allohga barcha hamdlar Allohgadir. Yoki Allohga olamlarning Robbi Allohga hamd bo'lsin. Barcha maqtovlar unga bo'lsin degan oyati. U alhamdu lillahi robbi alamin to'rtta kalimaning ma'nosini tushunish, bunisi Rob degani, bunisi olamlar degani, bunisi hamd degani deb tushunish, bu tadabbur emas bu. Bu fahm. Oddiy tushunish. Ammo so'zda aytilmagan, kalomda gapni o'zida kelmagan ortidagi ma'nolarni tafakkur qilib, o'shani anglash u tadabbur bo'ladi. Kitobun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Biz bu muborak kitobni tushirdik oyatlarini tadabbur qilishlari uchun, ortidagi ma'nolarni anglashlari uchun. Afala yatadabbarunal Qur'on, Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi? Chunki tadabbur duburdan olingan. Dubur degani orqa degani. Tadabbur orqani ko'rish degani, orqani ko'rishga urinish. Ya'ni gapning orqasini ko'rishga urinish. So'zni o'zini tushunish emas. Uni ortidan so'zlovchining maqsadini topish, ko'zlagan ma'nolariga yetish bo'ladi. Demak, 3 daraja o'qiladi. Hifz, zikr, tadabbur darajalarida o'qiladi. Ba'zi olimlar alohida xatm yurgizishgan. Zikr uchun alohida xatm qilishgan, tadabbur uchun alohida. Tadabbur uchun qilingan bir kunda 1 oyat bo'lishi mumkin. 2 oyat bo'lishi mumkin. Uni ustida uzoq o'tiriladi. Uchalasi ham Qur'oni Karimni kishini mashg'ul qilishiga kiradi. Uchalasi ham. Lekin uchalasida ham iymon, muhabbat, ixlos, zikr niyati bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Shunda kishi mana bu hadis sharifda aytilayotgan va'dalarga erishadi. Demak, so'rovingizni afzalligi birinchidan og'zingizdan chiqayotgan so'z sizni so'zingiz bo'lganidan Allohning so'zi bo'lgani afzalligi yuzasidan. Bu degani siz
yarım saat dua kılışınızdan yarım saat Kur'an okuşunuz sizin sizden Allah Subhanahu ve Taala'nın ululuğu ne kadar bolsa şunça uluq. Şuningdek Kur'an kelamullah'ın fazli bu yerdeki artıqligi manada artıqligi, ecirde artıqligi, berekatta artıqligi, hakikatta artıqligi ve hakaza. Hemen cihetten efzel. Kelamda ne mesafet ki bolsa kelam söz degen, gap degen birlikte ya ki mevcut narsada nimeyi ki hususiyet bolsa yaxshilik hammasi jihatidan Allohning kalomi afzal. Endi kimiki mashg'ul qilib qo'ysa degani bu yerda Qur'on bilan ko'p shug'ullanishni band bo'lishni ko'rsatadi. Bir kunda bir soat, yarim soat o'qib qo'yish bilan bu hosil bo'lmaydi. Berganda ham Alloh taolo afzalini beraman deydi. Nimaga desak, kalom afzal bo'lgan uchun. So'raganlarni so'raganlarga beradiganimni afzalini beraman. Chunki so'raganlarni hammasini so'rayotganlari so'rashlari o'zlarining kalomlari bilan. Ularning kalomlaridan meni kalomim qancha afzal bo'lsa, shunday afzal narsalarni beraman o'sha kishiga. Endi u dunyoda bo'lishi mumkin, berishi oxiratda bo'lishi mumkin. Oxiratdagisi eng afzali bo'ladi. Dunyoda ham Alloh taolo ahli Qur'onni kam qilmaydi. Bu tajribada ham ko'p o'tgan. Shuningdek bu yerda muhabbatni ifodalash bor. Chunki siz so'rasangiz, o'zingizni yaxshi ko'rgandan so'raysiz. Masalan, men boylik bergin. Nimaga men boylikni topsam hojatlarimni chiqaraman. Hojatlarim, u mening hojatlarim. Shunga muhtoj narsalarim bor. Ammo so'rovlarim o'zimni muhabbatimdan bo'lsa, Allohning kalomini o'qishim Allohning muhabbatidan. Allohni zikr qilishim Allohning muhabbatidan. Men o'zimga buni so'rayotgan paytda o'zimni eslayotgan bo'laman. Shifo so'rayotgan paytimda dardimni eslayotgan bo'laman. Boylik so'rayotgan paytda hojatlarimni eslayotgan bo'laman. O'zimni eslayotgan bo'laman. Albatta inson o'zini eslaganidan Allohni eslagan afzal. Bu degani kimiki meni o'zidan ko'p yaxshi ko'rsa, o'zini yaxshi ko'radiganlarga o'zlari uchun so'ragan narsalarini berganimdan ko'ra afzalini berib qo'yaman unga degan. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bilan band bo'lish, Allohga bog'lanish, Allohga oshiq bo'lish yotadi bu ma'noni ostida. Chunki siz agar bir kishiga yoki bir narsaga muhabbat qo'ysangiz, unga bog'lanmay tura olmaysiz. Alloh taolaga bog'lanish yo'li uni Alloh subhanahu va taoloni eslash, uni bir tanishga urinish, unga bog'lanish, u bilan suhbatlashishga urinish, u bilan birga bo'lishga urinishni taqozo qiladi. Suhbatlashish qanday bo'ladi? Kalomini o'qish bilan bo'ladi. O'shani tadabbur qilish bilan bo'ladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning muhabbatini taqozo qiladi bu. Shuning uchun o'zini yaxshi ko'radiganlarga beradiganimdan ko'p narsa beraman bunga. Eng afzalini beraman dedi. Bu Qur'oni Karimga bizni ne kadar bog'lanishimiz kerakligini ko'rsatadi. Ba'zi bir johil kishilar Qur'oni Karimni o'qishdan, yodlashdan qaytaradi. Asosiysi amal deydi. Asosiysi amal, lekin amal o'qish anglashdan keyin hosil bo'ladi. To'g'ri, har kim ham ijtihod qilib ola olmaydi Qur'oni Karimdan. U mujtahid deydi, lekin Qur'oni Karimdan nasihat olish mumkin. Ahkom olmasangiz ham nasihat olasiz. Ana shuni o'zi katta kishiga maqom beradi. Va albatta amal bilan bo'ladi. Amalsiz bo'lsa Qur'on kishini qarshisiga ziyon bo'ladi. Ziyoniga hujjat bo'ladi, ya'ni. Bu yerda yana bir nuqta bor aqidaviy. Allohning kalomining fazli boshqa kalomlardan o'zining boshqalardan fazli kabidir degani, ortiqligi kabidir, afzalligi kabidir deganda biz kalomimizda nima xususiyatlar bor? Ya'ni uni haqiqatida ijro bo'lishida. O'shalarda birortasida Allohning kalomi o'xshamaydi biz kalomga. Zoti bizga umuman o'xshamagani kabi gapirishi ham bizga umuman o'xshamaydi. Zoti Alloh taoloning o'zi zoti mahluqotlardan birortasiga biror jihatdan o'xshamagandan keyin uning sifatlari, sifatlaridan biri bo'lgan kalomi ham Alloh taolodan sodir bo'lar ekan, uning haqiqati, mohiyati bizning kalomlarning haqiqatidan mutlaq boshqa bo'ladi. Bu ham aqidada ta'kidlab qo'yiladigan ma'nolardir. Bu yerdagi zikr Alloh subhanahu va taoloni eslash til bilan va dil bilan. Qur'on Karimni tilovatidan murod shu bo'ladi.
asosiy murodlardan biri ya'ni. O'sha kimiki meni Qur'on va meni zikrim uni mashg'ul qilib qo'ysa, unga so'rayotganlarga beradiganimni afzalini beraman deganda yana bir narsa tushuniladiki, kishi o'zining kundalik ishlarida yoki umuman hayotida muvaffaqiyat istasa, Qur'onni ko'p o'qish kerak. Qur'onga ko'proq bog'lanish kerak. Alloma Maqdisiy aytadilarki, agar kunduzi qancha ishing bo'lsa, ertalab Qur'onni shuncha ko'p o'qigin deydilar. Agar 3ta ishing bo'lsa, Qur'onni masalan, Qur'ondan bir pora o'qigin masalan. O'sha ishlarga ulgurayin desang, yoki darsing bor, 2ta darsing bor. O'sha 2ta darsga ulgurayin desang, masalan bir pora o'qigin. 4ta darsing bor. Unga ulgurish uchun bir porani kamaytirib yarim pora qilma, yana bir pora qo'shgin. Ulgurasan. Kunduzi qancha ishing ko'p bo'lsa, ertalab Qur'onni shuncha ko'p o'qishing kerak. Chunki ertalab Qur'onni qancha ko'p o'qisang, kuningga, ishingga shuncha baraka kiradi. Bu ham hozirgi mana bu biz o'qib turgan hadis sharifni sharhiga kiradi va misdoqi tasdiqiga kiradi. Tajribadan ko'p o'tgan bu narsa. Men o'rtog'im bor edi, u kishi Ko'kaldoshga borib dars qilgan paytida, darsga kirdi, madrasaga kirgan paytida Qur'onim takrorim qolib ketdi deydi. Kunduz bilan dars qilaman, ulgumayman, yozaman, chizaman, muzokara qilaman, kech paytga kelib ulgumasdan nima qolaman, ketib qolaman uyquga. Qur'on ancha qolib ketib qoldi. Oxirgi bir kun qasd qildimki, nima bo'lsa bo'ldi, ertalab birinchi 5 bor o'qiyman Qur'ondan vazifami, keyin kiraman darsga. Ertalab turib 5 bor o'qiyman, keyin kiradigan bo'ldim. Ishonsangiz deydi, haligi darslarimni o'sha kitob o'sha darsda ketyapti deydi. Qilib, yozib, ulgurib, kechqurun bekor qoladigan bo'lib qoldim deydi. Vaqtim oshib qoladigan bo'lib qoldi. Haqiqiy Qur'onning barakasini shunda ko'rganman o'zimda deydi. Shuning uchun kimiki ishlarida muvaffaqiyat istasa, Qur'oni Karimni ko'p o'qisin. Qur'oni Karimga qancha ko'p bog'lansa kishi, Alloh taolo uni qalbidan o'tkazgan narsasini beraveradi. Siz Alloh taolo ey Parvardigor menga zehn bergin, zehn bergin, zehn bergin degandan ko'ra Qul huvallohu ahadni o'qib qalbingizdan zehnni so'raganingiz yaxshiroq. Bu amal birinchidan vasila bo'ladi. İkincidən siz afzal kalam bilan band bo'layotgan bo'lasiz, o'zingizning gapingiz bilan emas. Albatta bu Alloh taoloning rahmatini sizga yo'naltiradi. Nima uchun Qur'oni Karimga Alloh taolo bunchalik chaqirgan? Hatto o'zingizga so'raydigan narsani o'rniga ham so'ramay qo'yadigan darajada sizga iltifot ko'rsatadi. Desa, banda Allohni Qur'ondan taniydi. İslam ummatini birlashtiruvchi kuch ham Qur'on. Unga saodat beruvchi asosiy vosita ham Qur'on. Qur'oni Karim banda Qur'oni Karim bilan saodat topadi musulmon odam. Musulmon odam hayot Qur'onga to'liq bog'langan bo'lish kerak. Ana shu uni bog'lash uchun Alloh taolo harfiga savob beradi. So'ramasa ham, so'rashdan oldin kalom bilan band bo'lgani uchun beradi. Nimaga? Bu Alloh subhanahu va taoloning bandalarini kalomiga bog'lash va qiziqtirish uchun aytgan so'zlardan. Shuningdek, Alloh taolo bandani yaxshi ko'rganidan bu. Yaxshi ko'rganidan uni suhbatida bo'lishini istaydi. Ulamolar aytadilarki, kim Allohga gapiraman desa, gapirayin desa, namoz o'qisin. Kim Alloh menga gapirsin desa, Qur'on o'qisin. Kim gaplashayin desa, namozda Qur'on o'qisin. Kimiki shu bilan band bo'lsa, Alloh bilan gaplashish bilan Alloh taolo unga shunday ato qiladiki, u esiga kelmagan narsalarni beradi. Siz o'zingiz esiga kelib so'rasangiz, o'ta cheklangan narsalarni so'raysiz. Ammo Alloh taolo sizga o'zi marhamat qilib, lutf qilib bersa, siz esiga kelmagan narsalarni beradi. Siz uni shunaqa ham beradimi deb hayron qolasiz. U dunyoda ham, oxiratda ham. Lekin dunyoni o'zi bilan o'lchash noto'g'ri. Dunyoni o'zida ham beradi, ammo asosiy Allohning atosi bandasiga oxiratda bo'ladi. Shuningdek, so'rovchilarga beradiganimni eng yaxshisini beraman, afzalini beraman degan nima degan? Inson odatda o'zicha yaxshilik so'rayman deb yaxshilik so'ramay qolishi mumkin. Boylik so'raydi, bilmaydi o'zi ziyon qilishini. Bir kun ziyon qilishi mumkin u boylik. O'sha boylikning orqasidan unga musibat keladi. Qancha odamlar bor, boy bo'lgandan keyin sog'ligini yo'qotgan. Ash pulni saqlayman deb. Qancha oila so'raydi? Qancha odamlar bor, oila qurgandan keyin ish orqaga ketgan yoki baxtsizlikka uchragan. Qancha odamlar bir farzand so'raydi. O'sha farzandi uni oxiri yeb tugatadi.
Bilmeysiz sizge abzal, sizge nimet, sizge baxt, saadet kaydan gelişini bilmeysiz. Uçuncu soragan narsiz, siz için abzal olmasız gibi mümkün. Allah Ta'ala birse sizge, sizge haqizdeki Allah'ın ilmi mükemmel bu gandan sizge abzalini bedir. Uziz uyarı topamayız sorab. Allah Ta'ala'nın uzgi ihtiyarını teşebbürüp, ihtiyarınızı onge tapşırıp durup, tilavet kılıp, zikirini kılıp, Allah'a bağlansayız, Allah Ta'ala sizge, siz uziz uylab topamayızgen, uzizge gelecekke çizip, ödelenmeyizgen, baxt saadetini Allah Ta'ala yaşlıktan bitip koyar. Dünyada hem, ahirette hem. Ahiretten sonrasından parverdiğer menge, mesela deyilik, falan cennet, falan nimet deyip sorarsız mümkün. Lekin siz cennet hamasını bilmeysiz o. Hemen nimetini bilmeysiz, sorar mıyız? Ama Allah bile diyor. Allah Ta'ala soruyor ve Allah Ta'ala'nın arif bendeleri var. Cenneti sizden göre yaşlı bile diyor. Onlar o şey siz bilmeyen makamlarını soruyorken böyle. O şey soruyorkenlerinin hem efzalini sizge verir. Şunun için bu cüde kette saadet Kur'an bilen bend buluş, zikir bilen bend buluş, bendege ute kette saadet. Daima kayıtıp kayıtıp etmemiz Kur'an-ı Kerim İslam ümmetinin bar yoku. Kur'an-ı Kerim'i var, hemen nesnesi var. Kur'an'ı yok, hiç nesnesi yok bu ümmet. Fakat Kur'an'ı bu türüp nimelerden dur mahrum buluyken bu ise yakşiliklerden. O Kur'an'dan faydalanmayken uzunu acizdi giden o. Ama Kur'an-ı Kerim'den doğru faydalanırsa, onu hakkını ada kılsa, insaniyet için kette saadet bulur. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنجان حديثة عنهما دان رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دلركي إيش دا جوف ديجان إيش ديجان عموما إيش بوش دغنا إتاد جوف دي İçide Kur'an'dan birer bir nerse bulmayan kişi haraba üyge okşaydı. Yani kalbide, batınide, hatırıda demek. İmam Tirmizi rivayet kılgeller hadisini hasen ve sahih deyip ete gelir. Sıfatla gelir yani. Demek kişinin içini bu hadis-i şerifte üyge okşatılıyordu. İnsanın içki alemini bir üyge okşatılıyordu. Üylerine abadı var, harabası var. Kalbide, içide Kur'an-ı Kerim'den birer bir nerse bulmayan kişi, yani hiç kendi Kur'an-ı Kerim'den hiç kendi ilmi bulmayan kişi haraba üyge okşaydı. Ne için üyge okşatılı yaptı? Üyge kayısı cihetten okşaydı. Haraba üyge kayısı cihetten okşaydı. İnsan ne için üyge okşaydı? Onda ne medur caylanışı itibarıdır. Ve onda insanın menfaat buluşu itibarıdır. Haraba uyu okşatılırken, haraba uyu ne? O paydalan bu uyu haraba olsa ne? Kanak halatı kiyem olur. Paydalan işte yarım edigen halatı kiyem olur. Başpana bu edigen halatı kiyem olur. Haraba uyu. Adatta uyu abad olsa yaşaşka şarait olur. Ama abad olmasa haraba olsa onda yaşaşka şarait olmaydı. O degen bu kalpte hayat yok degen. Haraba uyu da hiç kendi yaşlılık yok. Uyudan tapınladığı manfaat yok. Haraba uyu bilen köçe bir kıl. O üy yok diye. Yani üyden alınan menfaat, başbana, istiklik, himaye gibi hususiyetler onda bulmuyor. Harabe üyü okşatılışı ne dedi yani? Kişinin içinde Kur'an bulmasa, o adamın içki alemi harap, o adam içki alemden alınan menfaatten mahrum. O fakat suret buladı o adam. Fakat suret. Görünüşte insan buladı. İnsaniliği, hakiki adamilik sıfatı kemalatından o mahrum bulan. Demek şundan bilemiz ki Kur'an-ı Kerim kançalar caylense insanın içine o düşünceler abad bulan. Hiç nasıl kalmayan bulsa onda hakikaten harap bulan. Ne madur bulsa kançalar abadançılık var. Onu kalbide. O adamda abadlık ne diyen? Yani içinde hayat var. Batınında güzellik var. O adamın içki alamadan menfaat var. İçki alemden közlengen maksatlar hasıl oluyor. İnsan ruh vergen mi Allah, kalp vergen mi? O şey kalpten, ruhtan o kişiye menfaat var. Aks halde yok. Demek kişi Kur'an-ı Kerim'den kança nerse hasıl kısa. Lafızlarını hasıl kıldı, abad buladı. Manalarını hasıl kıldı, yine hem abad buladı. Tedabbür kılıp, marifetler hasıl kıldı, yine hem abad bulup git oladı.
obodonchiligi uni qalbini ichki olamining botinining obodonligi Qur'oni Karimdan olgan nasibasi qadar bo'ladi inson. Shuning uchun bu yerda yana bir nuqta men ichim pok men bu joyda bo'lsa bo'ldi deb ko'kragiga uradigan odam qarasin qalbiga qalbida nima bor Qur'ondan o'shanga qarab u o'sha men bu joyda ekan ko'ksini yoki ichki olamini baholashi mumkin. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhudan rivayet qilingan hadisi şerifte Nebi aleyhissalatu vesselam dediler ki Kur'an sahibiga oqi va ko'taril. Dünyada tartil qilganingdek tartil qil. Zaten sening martabang oxirgi o'qiydigan oyatingdadir. Dediler Abu Davud, Tirmizi, Nesai rivoyat qilganlar Imom Termiziy hasan sahih hadis deganlar. Bu hadis sharifda ham o'ta büyük ma'no bor. Bu qiyomatdagi oxiratdagi maqomdan darak bo'ladi Qur'on egasiga. Bu hadis sharifni o'zi uzunroq shakli ham bor. Imom Ahmadning rivoyatlarida keladi. Hadis sharifni shu matnni o'ziga qaraydigan bo'lsak, Qur'on sohibiga deyilyapti. Biz Qur'on sohibi bo'lish uchun nima bo'lishni ilgari ham aytdigan Qur'onga ega bo'lish kerak va u bilan birga bo'lish kerak. Sohiblik, egalik va birgalikni taqozo qiladi. Ammo onda sonda bir patoda o'qib bo'lgan odam sohibi Qur'on bo'lmaydi u. Yoki bir o'likka yo bir to'yda o'qib bo'lgan odam sohibi Qur'on bo'lmaydi u. Qur'on sohibi Qur'onga ega bo'lgan odam. Endi bu yerda Qur'oni Karimga sohib bo'lgan odam oxiratda u kishiga o'qi va ko'tarilib bor deydi. Bu ya'ni jannatni darajalarida ko'tarilib bor degan. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisi sharifda aytiladiki, jannatning darajalari Qur'on oyatlarining adadichadir. Uning oxirgi oyatigacha zabt etgan kishi, molik bo'lgan kishi jannatning oxirgi darajalarigacha ko'tariladi. Ya'ni masalan bir kishi 10 sura bilsa 10 surada 10 qadamda to'xtaydi martabada. Kimdir 1000 oyat bilsa 1000 oyat. Kimdir hammasini bilsa hammasi. Kimdir 10 oyat bilsa 10 oyat. Har kim Qur'ondan olgan nasibasi qadar jannatdan o'rin oladi. Bu yerda yana bir nuqta shuki, insonning amallari ko'p, solih amallar, namoz bor, roza bor, zakot bor, sadaqalar bor, xayriyalar bor, ilm olish bor. Lekin birortasiga birorta amalni qaytadan qilish talab qilinmaydi. Illo qoriga Qur'on o'qish talab qilinadi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi bo'lgani, o'zidan sodir bo'lgan narsa bo'lgani uchun Allohga eng tez yetishtiruvchi, yetkazuvchi, yetishtiruvchi narsa Qur'on bo'ladi. Hech bir amal Qur'oni Karimchalik o'rin ola olmaydi Allohning huzurida. Har bir amalning o'zining o'rni bor. Umuman olganda aytmoqchiman. Demak, oxirat ama oxiratda amal yo'q o'zi. Bu yerda ibodat uchun, zikr qilish uchun emas. Demak, banda Qur'on o'qiydi. Bu sharaf uchun bu. Tashrif uchun. Qur'on musobaqalarida masalan Qur'on o'qita, Qur'onda g'olib bo'lgan birinchi o'ringa yana bir Qur'on o'qitib qo'yiladi-yu g'olibga. Shunga o'xshagan tashrif uchun o'qilishi bu. Shunda bitta nuqta borki, oxirgi o'qigan oyating degandan bilamizki Qur'oni Karimdan qanchaga ega bo'lsa kishi o'shanchaga yetib boradi jannat darajalarida. Demak Qur'oni Karim o'sha yerda o'qi deganda o'qiy oladigan darajada qalbda hozir bo'lish kerak. Bir yodlab unutgan odam masalan deylik 30 bora yodlagan, lekin 5 borasi qolgan. 5 borada to'xtaydi. Chunki u yerda kitob yo'q, mushaf yo'q, biroq aytib bermaydi. Qalbida ko'tarib borganiga ega bo'ladi xolos. Shuning uchun Qur'oni Karimni unutmaslik kerak yodlagan kishi xususan. 5 pora yodlasangiz ham, 10 pora qancha yodlasangiz ham murojaa bilan o'qib doim saqlab borish kerak.
Toyinki o'sha yodlagan joyingizni Alloh taolo o'qi, oxirgi oyating manzilang bo'ladi degan paytda o'qiy oling o'sha yodlagan joylaringiz. Yana bu yerda bir nuqta shuki, Qur'oni Karim Rasul akram alayhissalotu vasallam bir hadis sharifda aytdilar, Qur'oni Karim bilan Alloh ba'zi bandalarini ko'taradi, ba'zilarini tushiradi dedilar. O'sha ko'tarishiga namunadan bittasi shu. Dunyoda ham ko'taradi. Oxiratda boshqa sarpo kiygizib ham ko'taradi, lekin ayni Qur'onni o'zi bilan ko'tarilish bu. Jannat darajalari. Yana bu yerda o'sha varattil, tartil bilan o'qigin. Tartil degani dona-dona talaffuz qilish, dona-dona o'qish. Ya'ni bu yerda aytilmoqchiki, dunyoda tartil qilganingdek tartil qilgin degani dunyoda qanday o'qigan bo'lsang shunday o'qigin. Bu Alloh subhanahu va taoloning bandaning tartilini ne kadar yaxshi ko'rishiga ishora. Shuning uchun Qur'onni yodlayotgan odam, takror qilayotgan odam tartil bilan o'qisin, patir-putur qilib emas. Dunyoda qanday tartil bilan o'qising, demak tartil bilan o'qigan odamlarga u tartil bilan o'qmagan bo'lsa qanday tartil bilan o'qiganingdek deyiladi. Ammo bu yerda odatda tartil bilan o'qish vojib bo'lgani uchun, tartil bilan o'qilgani uchun shu narsa, shu gap aytilyapti. Tartil bilan o'qiganingdek o'qigan deyishdan yana bitta nuqta shuki, Alloh taolo bandani bandasidan o'zining kalomini eshitishni yaxshi ko'radi. Shunga ishora. Hadis sharifning to'liqroq shakli Imom Ahmadning musnadlarida keladi. Biz boshida aytganimizdek, qabrdan kishilar turgan paytida Qur'on egasining oldiga bir toliqqan suratdagi inson keladi. Meni taniyapsanmi deydi. Desa, u tanimayapman deydi. Men sen o'qigan Qur'onman. Seni kunduzlari chanqatgan, tunlari bedor qilgan Qur'onman deb aytadi. Ya'ni meni tahajjudlarda o'qirding, kunduzlarda meni yodlab, meni saqlash uchun yemak ichmaydan ham qolarding yoki roza tutarding degan. Menga amal qilish uchun. Har qanday tijoratchi tijoratining himoyasida bo'ladi dedi. O'sha kishi gapiryapti. Men Qur'onman degan. Men seni tijoratingman dedi. Alloh subhanahu va taoloning oldiga huzuriga keltirib, ya Alloh buni jannatga kirgizgin deb shafoat qiladi. Shunda Alloh taolo tomonidan aytiladi, iqro varqa, o'qi va ko'tar. Qur'onning shafoati shu. Va Qur'oni Karimning oxirgi oyatigacha saqlab borgan ekan, oxirgi manzalalarga yetishib chiqadi ekan. Shunda uni dedilar, o'ng qo'liga abadiylik, chap qo'liga mulk beriladi dedilar. O'ng qo'liga mulk, aksincha chap qo'liga abadiylik beriladi. O'sha odamga, kimga hofizi Qur'onga va boshiga izzat toji kiydiriladi va ota-onasiga ham sarpolar, tojlar kiydiriladi. Keyin unga o'qi va ko'tarilib bor deb bu yuqorida aytgan hadisimizda kelganidek aytiladi. Hatto ota-onasi unga berilgan iltifot va bir toj liboslarini ko'rib, bu qaysi amalimizga deb hayron bo'lib qoladi. Shunda farzandlaringizga Qur'on o'rgatganingiz uchun deyiladi. Dedilar. Mana shu hadis sharifda aytilganidek, Qur'oni Karimni o'qi ko'tarildi degani hodisa shunday ro'y beradi. Bu yerda nima uchun haligi odam toliqqan suratda keladi? U qaysi Qur'on o'zi aslida u? O'zi talaffuz qilgan Qur'onmi yoki siz o'qigan mushafmi? U hammas bu hammas. Lekin o'sha siz o'qigan Qur'onlaringiz bormi? Shuni nomidan, shuni e'tiboridan bir insonni yaratdi. Inson shaklidagi maxluqni yaratdi, ya'ni. Keyin u Qur'oni Karim, men Qur'oni Karimman deydi. Qur'oni Karim nomidan yaratilgan narsa bo'ladi. Ulamolar ixtilof qilishgan, bu yaratilish qanday? Masalan, Alloh taolo yozib qo'y, chunki solih amallardan amallarni ham chiroyli inson bo'lib kelishi bor. Yomon amallarning xunuk inson bo'lib kelishi ham bor. Qabrda. Bu endi hozirgi aytgan qiyomatda bo'ladigan holat. Amalni o'zini olib Alloh taolo o'shundan yasaydimi odamni? Yoki o'sha amalni nomidan yasaydimi? Ko'proq ulamolar nomidan yaratadi degan. Tushunishgan, shunday tushunishgan. Alloh biladi qandayligini, haqiqatini Alloh biladi. Masalan, siz bilan biz o'jaz kinolarini ko'rgansiz, to'g'rimi? O'jaz nima? O'shunaqa hayvon bormi? O'shunaqa jonzot bormi? Yo'q, unaqa jonzot yo'q. Bahaybat, qo'rqinchlik, jonzot. Unaqa jonzot bo'lmaydi.
u dünyadaki yavuzlukun ramzi kılıp yasaladı. Düşünelim. Bana şu surette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den ramz kılıp yaratadı mı o şey şahsını? Yani ki aynı Kur'an-ı Kerim'ni siz okuyan peyitizdeki tilavetler, amellerini Allah Teala şuna hangi bir mevcudatka eğlentiledi. Allah uzu bilir. Peki ne için bu kişi talıkkan insan suratı keledi diyse devamı da tepti ki ben Kur'an ben seni çankatıp tüm kündüzler tümleri beydar kıyım ben. Ha. Meni okuyman, yadlayman, düşünemen, engleyman, tekrar kılaman deyip min bilen ben bulup seni uykudan koyansın. Kündüzleri açka gensen, çanka gensen. Demek telefon bilen ben bu gensenmez. Ha? Min bilen ben, yani şu yerde ne mi için talıkkan suratta deyse Ali karı talıkkan talıkkanı için. Nümen o Kur'an-ı Kerim'ni hasıl kıyınca. O şenden ramız bulup talıkkan suratta kele. Çünkü de ikinci bir nükteyen var ki bir kişi bir vahimede dertte turgan bulsa onge bir adam şadan ki bir bakat adam gelip kaleysen deyse onun derdige melham bulmaydı. Özüge hoşgen bir dertmen surat gelip burada yaşamışsınız deyse onge kalbige melham buladı, teskim buladı. Şu itibardan ham ana şunday taliqqan bir suratda kelish mümkün. Ama asosiysi bandani Qur'oni Karimni o'qiyman, yodlayman, unga amal qilaman deb taliqqaniga ishora qilish uchun shunday suratda yaratadi Alloh. Bu yana nimani taqozo qiladi? Tunlari Qur'on bilan bo'lib, uni o'qib, unga amal qilaman deb ro'za tutib yoki ro'zadan tashqari och qolish fazilat ekan. Başka narsalar bilan emas, Qur'on bilan bo'lsa. Tunlari bedorlik fazilat ekan, Qur'on bilan. Boshqa narsalar bilan emas. Odamlar diqqat o'rgandan kechasi uxlamay chiqadi. Undan ko'ra Qur'on bilan uxlamay chiqqani yaxshi. Odamlar gaplashib o'tirib tunni o'tkazib yuboradi. Qur'on bilan band bo'lgani to'g'ri bo'ladi. Demak, Qur'oni Karim uni bizni tunimizni bedor qiladigan darajada bo'lish kerak. Demak, Qur'oni Karimni ana shunday suratda kelishi kişiye melham buluştun. Şu bilen birge demek Kur'an-ı Kerim sahibi kanaka buluştuğunu bizge tasvirliydi bu hadis. O Kur'an bilen ben bulup talık erken. Demek Kur'an okup talık yetsek yok çerçep kalmayken yok hiç özgünü çerçetmeyken Kur'an okup değilmezdik gereken. Belki çerçe günce okuş gereken. Urun günce okuş gereken. Yüzlerden şahib degen. Karracuri şahib. Şahib degen yüzünden çerçak görüntürgen solgun adam mıydı? Solgunlaştıradigan derecede Kur'an'a band bo'lsa arzirken. Çünkü o kıyamet dahşatida siz turibsiz. Ota boladan, bola anadan kaçarken payt. Her kim özünü yakınından kaçadı ki hakkını talep kılmasın diye. Ama dahşatta kuyaş insanlara yakınlaşken, adamlar terge batken, bir orta kimi yok. Dahşatta hemen sarsanlıydı turgan paytida. Bir kişi gelip şimdi canına melham bosa. O ham ki Allah'ın kelamı Kur'an bosa. Kur'an'ın şefaati o tüşanık. Bu insan ki o tek katta teselli bulur. Allah Teala indi mesela Kur'an okuyanın için kir diseyen bulur ya cennet. Lekin o benden şimdi teselli verip ikilam kuluştun yani şimdi yol tutar. Şunun dek kolüge mülk on kolüge çap kolüge abadilik bir adediydi. Özü aslında cennete kirgen adam ki var onda mülk bulur. Kançadır yerge iyi olur. O elbette abadi kalır cennetten hiç kim haydalmaydı ki. Ya ki ölüp gitmedi kançadır vakitten ki. Lekin ama Kur'an-ı Kerim sahibine verilgen mülk ve abadilik bu başkalarınınkinden katta bo'ladi mülk. Başkalarına hatta cennet ahliye köz köz kısa bo'ladigan derecede bo'ladi. O yüzden çünkü onge kolge tutuladı. Kolge verildi işte murad ne mi bu yedi? Çünkü ege kılınladı. Bu yerde yine bir tane nükte var. Adam aleyhisselam cennetten kovuluşlarına sebep şeytanın vesvesesi bugün vesvesede ne diyen? Hel edullukum ala şeceratil huld ebedilik derahtıge işare kılayım mı? Ebedilik derahtını kursatayım mı sizge? Ve mulkin la yeble bitmez tügenmez mülkine hem kursatayım mı? Bana şu meyve, şunu yeseyler ebedilik girişesiler. İnsanın vücudu da İstegede yaşaşke hırs belend. Çünkü o abadi kalışını istedi. Adam aleyhisselam şundan kızıkıp yiyip koydular ki.
Bu yerde nükte şu ki, seni atan cennette şu mülk bilen huldan, ebedilik ve mülke kızıkkanıdan meyveni yiyip koyup mahrum bulgenedir. O şey, atan kızıkkan ve o şey vakitte nasip olmayan nimet, mülk ve huld bana seninkidir deyip, karını koyup tutup koyuyordu. O ata anasıya hem taç giydirildi. Hadis-i şerif tekrar ki, hulle boş ayak sarbak giydirildi. La tekumu leha dünya, yani ahlu dünya diyorlar. Dünya, yani bütün dünya ahli onu aldı da tural mıydı? Şimdi dünya ve dünya ahli onge tenkil almaydı. Şu derecedeki Ali Cenab libas sarpa ve tacılar giydirildi atanesi gibi. Keyin ana o kişiye kütarılgın okuyun, tertil bilen okup kütarılıp var değil. Bu cüde kette makam. Allah subhanahu ve ta'ala hammamızda bunu menaş derecelerini ilahim nasip eylesin. Şunun için biz ayetemiz ki Kur'an-ı Kerim'ni okup kıynarsayız, çerçeseyiz, kıynarıp gittim demeyin. Kıynarsa arzıydıgan iş. Çerçep gittim demeyin, çerçese arzıydıgan iş. Adamlar iki hane yukuramen deyip Rusya'da 5 yıl işleyip, ter töküp 12 saatten. Bana bu makamlarda erişiş için 50 yıl işleyip arzıydı 12 saatten. Fakat şu Kur'an bilen bad bolsa hem arzıydı. Çünkü bu çekeresiz o da kette bayılık. İki hane bir numaradı bu. Halbuki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki cennetin bir keman boyucalık yeri dünyanın hemesinden efzal diyenler. Şimdi bu o cennetini kette makamları en âli dereceleri ve mülkü kuldu başkalarına köz köz kılınan derecede birleşi. Ana onun teşvişlerde, teşvişli halette onun teselli bulup, şefaatçi bulup Kur'an-ı Kerim gelişi. Bu, her kança mehnet kısa arz yediğine iş bu, makam bu. Bu öte kette makam oladı. Şunun için her kança mehnet kısa kıynarsa arz yedi. Adam şunu düşünüş gerek. Ve kança müddet vakit sarıplasa hem arz yedi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته